أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Riyadu Salih'in derslerimizde İmam Nebebi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu ayetleri okumaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde e, Tövbe Babı ile alakalı zikretmiş olduğu iki ayet üzerinde durduk ve konuşmuş olduk. Bugün de e, son ayet üzerinde konuşacağız. Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerime Bu ayet üzerinden hangi konuları konuşmuş olacağız? Tövbenin şartlarını bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle bizden nasıl tövbe etmemizi istiyor? Tövbemizin sıfatı nasıl olmalıdır? Bunun üzerine durmuş olacağız. Rabbim bizi doğru bir şekilde tövbe eden, bağışlanmış olan kullarından eylesin. Allahumme amin. Rabbimiz Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah Azze ve Celle'ye nasuh bir şekilde tevbe ediniz. Daha önceki derslerimizde de belirttiğimiz üzere Allah Azze ve Celle özellikle burada iman eden insanlara, mümin olanlara bir hitap, hitapta bulunuyor. Onun için Müslim, mümin özellikle bu ayet-i kerimeye kulak vermeli. Allah Azze ve Celle mutlaka ona ya bir şey emredecek ya da bir şeyi ona yasaklayacaktır. Rabbimiz burada bize bir şey emrediyor. Tövbe ediniz diyor. Fakat öyle bir şekilde tövbe ediniz ki tövbeniz nasuh bir şekilde olsun. Bu ayet-i kerimeden mümin şunu öğrenmeli. Ben tövbe ederken rastgele tövbe etmemeliyim. Öylesine tövbe etmemeliyim. Tövbe ederken bir bilinçle, bir şuurla tövbe etmeliyim. Allah Azze ve Celle hangi tövbeyi kabul eder? Nasıl bir tövbeyi kabul eder? Benim tövbemin Allah katında makbul olabilmesi için nelere dikkat etmeliyim? Bu soruları kendine sorarak bunun akabinde bilinçli, şuurlu bir şekilde tövbenin rukunlarına, erkanlarına, şartlarına dikkat ederek tövbe etmesi gerekir ki Allah katında o tövbe geçerli, makbul bir tövbe olmuş olsun. Tövbe nasuh olmalıdır. Yani nasuh arındırılmış, saf, eksiği, gediği kapatılmış, tedavi edilmiş, ihlaslı, samimi bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmektir. İşte Rabbimiz müminlerden bu şekilde tövbe etmesini istiyor. arınmış, tertemiz, ihlaslı, eksiği, gediği giderilmiş, samimi bütün işlendikle Allah Azze ve Celle yönelmesi ve bu şekilde istiğfar dilemesi. Allah Azze ve Celle müminlerden böyle bir tövbe etmesini istiyor. Tövbenin Allah katında nasuh olabilmesi için, geçerli olabilmesi için İslam alimlerimiz bazı şartlar zikretmişler. Yani Kur'an ve sünnete bakarak bu umumiyetten çıkarmış oldukları bazı şartlar var. Bu şartlar olduğu zaman bu şartlar yerine geldiği zaman o tövbe Allah katında makbul olan bir tövbedir. Ama bu şartlardan bir tanesi ihlal olduğunda tövbe eksiktir. Tövbe yarım kalmış olur. Nedir bu şartlar? İmam Nevevi rahimehullah da kendi kitabının yani tövbe babının mukaddimesinde eee bu maddelere şartlara yer veriyor ve birçok İslam alimi de kendi kitabında buna yer veriyor. Birinci şart tövbenin Allah katında geçerli olabilmesi için Günahı terk etmek. Tevbenin tövbe olabilmesi için günahı terk etmesidir. Bir önceki dersimizde de belirttiğimiz üzere tövbe aslında bir yöneliştir. Neye yöneliştir? Günahtan sevaba yöneliştir. İsyandan Allah Azze ve Celle itaate yöneliştir. O zaman bir şeyin yöneliş olabilmesi için onun orada terk edilmesi gerekiyor. Yani önce o günahı terk edeceksin, bırakacaksın, sonra Allah'a yönelmiş olacaksın. İşte bu şekilde bir tövbe olursa, o tövbe makbul olan, Allah katında değerli olan bir tövbedir. Yoksa tam zıttı olarak, ben elimde günah işlemeye devam ediyorum, sonra diyorum ki ''Estağfurullah ve etubiyle, estağfurullah ve ötebiyle.'' İşte günah işlemeye devam ediyorum, ''Ya Rabbi beni bağışla, beni affet.'' Bu, insanın hem kendini kandırmasıdır, hem de Allah Azze ve karşı haddini aşmaktır. Bir edepsizliktir aslında, bir ayıptır, kusurdur. İnsan ya da mümin böyle tövbe etmemelidir. Öyle bir şekilde tövbe etmelidir ki önce o günahı terk etmeli, bırakmalı. Sonra Allah Azze ve ne yapmalıdır? Allah Azze ve tövbe etmeli, bağışlanma dilemelidir. Bir kıssa hatırlatmış olacağım. Hepimizin meşhur olarak bilmiş olduğu bir kıssa. Yüz adam öldüren kişinin kıssası. Bu 99 tane adam öldürüyor. İşte bir tane din adamının yanına gidiyor. Ben diyor bu kadar adam öldürdüm. Benim tövbe'm geçerli midir? Allah beni bağışlar mı? diyor. O da hayır diyor. Sen bu kadar adam öldürmüşsün. Büyük büyük cürümler işlemişsin. Senin affın yok diyor. Sen helak olmuşsun. Tabi adam buna öfkeleniyor. O adamı da öldürüyor ve güze e, tamamlamış oluyor öldürmesini. Sonra başka bir din adamına gidiyor. Bazılarının tavsiyesi üzerine başka bir din adamına gidiyor. O adam da diyor ki yani tövbe konusunda Allah'la senin aranda bir perde yoktur. Ne zaman, nerede, nasıl tevbe etmek istersen Allah Azze ve Celle senin tövbeni kabul eder. Yalnız tövbe ettiğin zaman diyor, günahtan bağışlama dilediğin zaman diyor, o mekanı terk et. O beldeyi terk et diyor. Çünkü sen orada bulunduğun sürece günah işlemeye devam etmiş olacaksın. Burada o din adamı bu adama şunu tavsiye etmiş oldu, şunu öğretmiş oldu bir usul olaraktan. Sen bu günahtan bağışlanma diledin ama tekrar düşme durumun var. Tekrar o günaha yönelme durumun var. Bunun olmaması için o mekanı terk etmen gerekiyor. Başka bir yere hicret etmen gerekiyor. İşte daha salih olan, seni hayra teşvik edecek olan, seni muhafaza edecek olan, seni yönlendirebilecek olan insanların yanına hicret edersen bir sıkıntı kalmaz diyor. Tamamıyla o günahtan da uzaklaşmış olursun. Demek ki tövbenin Allah katında geçerli olabilmesi için önce kişinin ne yapması gerekiyor? O tövbeyi terk etmesi gerekiyor. İşte, estağfurullah, o günahı terk etmesi gerekiyor. Günahı terk edebilmesi için insanın bunun için bazı adımlar var. O da nedir? Birinci olaraktan özellikle söyleyebileceğimiz kişinin kendisini o günaha teşvik eden şeyi terk etmesi lazım, ondan uzaklaşması lazım. Biliyorsunuz şeytan adım adım insanı günaha götürür. İşte şeytanın acelesi yok. Kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'den söz almış. Allah Azze ve Celle de ona müsaade etmiş. Kıyamete kadar insanları saptıracak. Ve insanoğlunu da tanıyor. Yani milyonlarca insan eleğinden geçirmiş, süzgecinden geçirmiş. İnsanın nasıl bir fıtrata sahip olduğunu biliyor. Direkt ona günahı emretse insan şeytana tepki verecek. Ama adım adım yaklaştırıyor. Böyle parça parça yaklaşıyor. Akabinde onu tuzağa düşürmüş oluyor. Bizler de günahı terk edebilmek için önce o günaha götüren yolları onu terk etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde günaha giden yolları hayatımızdan çıkarmazsak ...bir sonraki adım yine o günaha düşmektir. Örneğin, internet ortamında e, oyun müptelası olmuş olan... ...bir gencimiz veya bir büyüğümüz fark etmez. E, oradaki günahından nasıl vazgeçecek? Çünkü oyunların içerisinde kadın var. Oyunların içerisinde müzik var. Oyunların içerisinde hakaret var. Oyunların içerisinde İslam'ın yasaklamış olduğu... ...daha farklı yönelişler söz konusu. Bir bir insan kendini bu günahtan nasıl alıkoymuş olacak? O günaha götürülmüş, götürecek olan unsurdan uzaklaşması lazım. Akıllı cihazlar ona sebebiyet veriyorsa, akıllı cihazı terk etmesi lazım. Veya interneti çok fazla yüklemesinden kaynaklı o oyunlara yöneliyorsa, internetini az yüklemesi gerekiyor. Veya oyun oynayacak kapasiteyi kaldıracak olan cihazları aldığından dolayı ona mail ediyorsa, kapasitesi düşük olan bir cihaz almış olacak ki o oyuna mail etmemiş olsun. Bu her alanda geçerli olan bir şeydir. Onun için şeytan bizi adım adım bir tuzağın içine çekiyor. Öncelikli olarak tövbemizin geçerli olabilmesi için günahı terk etmemiz gerekiyor. Günahı terk edebilmemiz için de günaha giden yolları adım adım terk etmemiz gerekiyor. Birinci şart budur diyelim. İkincisi yaptığımız veya işlediğimiz günahlardan pişman olmak. Bu da tövbenin şartlarından bir tanesidir. Kul işlemiş olduğu günahtan tövbe edebilmesi için, Allah'a yönelip bağışlanma dileyebilmesi için zaten kalbinde hissetmesi gereken duygu pişmanlıktır. Pişmanlık olursa tövbe edebilir. Pişmanlık olmazsa bir insan nasıl tövbe edecek mümkün değildir. Peki pişman olabilmesi için ne yapması lazım? Yani işlemiş olduğu bir günahtan pişman olabilmesi için ne yapması lazım? İnsan işlemiş olduğu günahla Allah'ı gazaplandırdığını sürekli hatırlatır. Allah kalbinde Allah korkusunu artırırsa sürekli bir pişmanlık duyabilir, rahatsızlık duyabilir. Ama o günahını işte küçük diye ayırır, diğer günahını büyük diye ayırır. Büyük günah işlediğinde işte rahatsız olur ama günah küçük günah işlediğinde rahatsız olmazsa o zaman e, bu ayrım nedeniyle e, işlediği zaman günahında pişman olmayacak. Pişman olmadığından dolayı da tövbe etmeyecektir. Bundan dolayı günahlarda bir ayrıma gitmemeliyiz. Bu küçük günahtır, bu büyük günahtır diye bir ayrıma gitmeyelim. Şunu düşünelim bu ayrıma gitmekten öte, Diyelim ki benim istediği işlemiş olduğum günah küçük de olsa, büyük de olsa Allah'ı gazaplandıran, Allah'ı öfkelendiren bir şeydir. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ı gazaplandırıyorum. Aslında ona isyan etmiş oluyorum. Bundan dolayı ben bir korkuya girmeliyim ve bundan dolayı bir pişmanlık yaşamalıyım. Bir de insan oğlu aynı günahı sürekli işlediğinde pişman duygusunu da kaybediyor. Şöyle düşünelim zina eden bir insan ilk zina ettiğinde acayip bir ruh haline dönüşüyor. Yani uykuları kaçıyor, rahatsız oluyor, pişman oluyor, ağlıyor. Yani onda böyle bir değişiklik olduğunu fark ediyorsunuz zaten. Veya bir ilk kez hırsızlık yapmış olan bir insan için durum hakeza öyledir. Ya bu günah işlediğinde ilk yaptığından dolayı bir huzursuzluk oluyor. İşte bunu canlı tutmak lazım. Ben şu an bundan pişmanlık duyuyorum. Bir korku içerisine giriyorum. Hemen tövbe edip onu terk etmeliyim. Bir daha ona bulaşmamak için çaba sarf etmeliyim. Ama aynı günahı ikinci kez işlediğinizde, mesela ikinci kez hırsızlık yaptığınızda, ikinci kez yalan söylediğinizde veya bunların peşi sıra devamını getirdiğinizde artık yalan söylemek size bir normal olarak gelmeye başlıyor. İftira atmak size normal olarak geliyor. Hırsızlık yapmak size normal gibi geliyor. Kadına bakmak size normalmiş gibi Geliyor. Artık sıradanlaşıyor o. Bundan dolayı da bir pişmanlık duymuyorsun. Yani bundan tövbe dilemek için bir pişmanlık e, duymuyorsun. Bu nedenle hali hazırda bu günahın e, günahdan günah nedeniyle pişmanlık hissediyorsam, o günaha tekrar dönmemek, ikinciye ona bulaşmamak için ciddi bir mücadele sarf etmek gerekiyor ki o pişmanlık duygusu kalbimizde canlı bir şekilde kalmış olabilsin. Bununla beraber şeytan bazen sağdan yaklaşıyor, ona İslami bir kılıf giydiriyor o günaha. Bundan dolayı insan o günahından pişmanlık duymuyor. Daha doğrusu onu günah olarak görmüyor. Günah olarak görmediği için pişmanlık da duymamış oluyor. Mesela örneğin bugün gıybet yapan bir insan arkadaşının derdiyle dertlendiğini düşünerek arkadaşının derdine çözüm üretmek, sorununa, eksiğine çözüm üretmek için arkasından konuştuğunu söylüyor. Şimdi böyle bir gıybetçi olan insanın tövbe etmesi, tövbesinden, şey, günahından tövbe etmesi, günahından pişmanlık duyması mümkün değildir. Herkese e, sırları ifşa eden, kendisine emanet olarak verilen sözleri her ortamda konuşan insanlar, işte kardeşlerim cahil kalmasın, onlar da bilsinler, onlar da faydalansınlar diye etrafta anlatmaya başlayacaktır. E böyle sırları başkaları da öğrensin, cahil kalmasın diye anlatan bir adam nasıl sırları ifşa ederken, kendi emanetlerine, Allah'a ve Resulüne ihanet ederken pişmanlık duyacak? Mümkün değildir çünkü bunu günah olarak yapmıyor. Bilgilendirme babından, insanları eğitme babından yapmış oluyor. Veya bir Müslim bir kadınla muhabbet ettiğinde, bir kadına bir şeyler anlattığında şunu söyleyebiliyor. Mesela şeytanın tuzağına düşmüş olan insanlar. Ben o kadınla konuşmamın sebebi, bir ortamda oturup muhabbet etmemin sebebi, ona davet yapıyorum. Ona İslam dinine tebliğ ediyorum. Yani davet götürmeyelim mi? Bu insanlar da, kadınlar da davet öğrenmesinler mi? Onlar da İslam'a ulaşmasınlar mı? Ben onlara İslam anlatıyorum diyor. Yani internet ortamında onlarla yazışırken, görsel olarak görüşürken veya bir ortamda muhabbet ederken, bu kılıfın arkasına saklanıyor. Şimdi bu adam nasıl günahından pişmanlık duyacak çünkü bunu Allah adına yapıyor bu mümkün değildir veya e, kusurlu mal satıyor e, malının kötülüğünü insanlara anlatmıyor direkt onu insanlara satıyor adama adam şunu bunu şundan dolayı yapıyor ben onunla para kazanıyorum İslam dinine infak ediyorum İslam davasına infak ediyorum başka türlü ben nasıl kazanıp infak edeceğim ben Allah yoluna infak ediyorum bu sorun değildir diyor. Şimdi böyle bir adam yani kusurlu malı satarken niye rahatsızlık duysun ki? Niye günahından pişmanlık duysun? Mümkün değildir. Hakeza özellikle bugün bunlardan daha şerli olan şeylerden bir tanesi. Bugün insanlar Allah azze ve celle'ye şirk koşarken aynı mantıkla şirk koşuyor. Mesela Allah azze ve celle'nin haklarından bir tanesi kanun yapmaktır. Bir şeyi emretmek, bir şeyi yasaklamak, bir şeyi helal demek veya bir şey haram demek bunun bütünüyle yetkisini elinde bulunduran Allah Azze ve Celle'dir. Ama adam hükmü, kanun yapmayı, yasa yapmayı Allah'tan alıp beşere veriyor. Mesela bir beşere veriyor. Demokrasiyi din olarak tercih ediyor. Şimdi böyle bir kişi ile konuştuğunuz zaman şöyle bir kılıfın arkasına saklanıyor diyor ki ben şeriat gelsin diye ona oy kullanıyorum. Şeriat gelsin diye ben işte demokrasiye destek veriyorum. Şeriat gelsin diye ben işte Allah'ın hakkını beşere veriyorum. Şimdi bu adam yani böyle bir mantıkla yaptığı fiilin şirk olduğunu nasıl kabullenecek? Veya nasıl bu fiilden pişmanlık duyup tövbe edecek? Mümkün değildir. İşte şeytan insanoğluna böyle sağdan yaklaşarak o günahına İslami bir kılıf buluyor. Veya bugün bid'atçı olan insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmamış olduğu amelleri ortaya koyan insanlar işte namazdan sonra toplu zikir yapmak gibi, ölünün arkasında Fatiha okuyup Yasin-i Şerif okumak gibi buna benzer birçok bid'atler söz konusu toplumun içerisinde. Adam bunu ne için yapıyor? Allah'a razı etmek için yapıyor. Böyle bir adam, Allah Resulü toplu tesbihat yapmamış. Allah Resulü hiçbir ölünün arkasında ne Fatiha okutturmuş, ne Yasin-i Şerif okutturmuş, ne Hatmi Şerif indirmiş, hiçbir şey yapmamış. Bu insanlar niye bunu yapıyorlar peki? Allah'ı razı etmek için yapıyorlar. E böyle bir adam bunun günah olduğunu, bunun bidat olduğunu, bunun ateş olduğunu nereden bilecek? Veya bunun nasıl böyle bakacak? Veya bundan nasıl pişmanlık duyup tövbe edecek? Mümkün değil. Çünkü tamamıyla şeytan onu kendi tuzağına çekmiş. İslami bir kılıf bulmuş bidatine, küfrüne, günahına. İşte bu da insanın pişmanlık duymasının önünde bir engeldir. Bundan dolayı e, duygusal yaklaşmayacağız. Bir şey günahsa e, günahtır. Bir şey haramsa haramdır. E, bir amel küfürse küfürdür. İyi niyetle, güzellikle bir amel ne günah olmaktan çıkar, ne küfür olmaktan çıkar, ne de haram olmaktan e, çıkar. Bunun hepsi haramdır. Böyle bakarsak ne yapabiliriz? Pişmanlık duyabiliriz. İkinci şart olaraktan bunu söyleyelim. Kişi nin Allah katında tevbesinin makbul olabilmesi için o günahında pişmanlık duyması gerekiyor. Diğer şart o günahı bir daha yapmamaya karar vermesi gerekiyor. Ben bu günaha bir daha dönmemeliyim diye kendisine söz vermesi gerekiyor. Veya bu konuda mücadele içerisine girmesi gerekiyor. Biliyorsunuz sabır günahlara karşı e, günahlar noktasını da kapsar. Yani sabır dediğimiz zaman e, aslında bir mücadeleye kastediyoruz. Sabır dediğimizde üzerimize düşen azmi, iradeyi ortaya koymaya ediyoruz. İşte Müslim günahlar konusunda da sabırlı olmalıdır. Günahlara karşı da sabırlı olmalıdır. Neyi kastediyoruz e, sabırlı olalım derken? Yani günahlara tekrar dönmemek için sabır azığıyla hareket etmelidir. Ee, yani bu, burada bir günah var. Ben bu ortama gidersem ben bu günaha mutlaka bulaşırım. Ondan dolayı ne yapacağım? Bu ortama gitmeyeceğim. Bu ortama gitmemek üzerine kendi nefsine sabrı telkin eder. Sürekli o konuda nefsini zorlar. Hayır buraya gidemezsin, hayır bu ortamda bulunamazsın diye. Veya elinde akıllı cihaz var. Bu cihazı e, açtığı an itibariyle veya işte bir sosyal medyaya girdiği an itibariyle Günaha bulaşacak, bundan emin, kesin mesela. Ne yapmış olacak? O konuda o programı yüklememe konusunda ve o programa girmeme konusunda nefsine telkin edecek. Sabredeceksin, o programa girmeyeceksin. işte akıllı telefonu kullanmayacaksın diye nefsine ne yapacak? Nefsine sürekli sabrı telkin edilecek. Bu mücadele içerisine girebilirse kendisine vermiş olduğu sözde başarılı olur. Ben bu günaha bir daha dönmeyeceğim diye. Fakat burası çok hassas bir alandır. Bir insan e, günaha dönmemek üzerine söz verir, sonra tekrar o günahına dönerse işte orada bu kalbine zarar verebilir, kalbini katılaştırabilir. Artık e, biraz önce de belirttiğimiz üzere o günah onun için sıradanlaşır, normal bir hale gelmiş olur, basitleşir. Artık kalp günahlardan rahatsızlık duymaz, acı hissetmez, e, uykularını kaçırmaz. Hatta bir yerden sonra sanki yapılması gereken bir şeymiş gibi olur ve garipser. Yani niye bu insanlar bu günahı işlemiyor? E mesela bugün var ya hani toplumda bazılarının belirttiği gibi. Ya diyor siz niye kredi çekmiyorsunuz? Yani işte ev alın, araba alın, kredi çekin. Garipsiyor adam. Yani Müslümanlar krediyi faiz olarak görüyor, haram olarak görüyor. E, çekmiyorlar. Bir başka toplum onu sürekli yapmış, işlemiş. Adam diyor ki ya siz niye kredi çekmiyorsunuz diyor. Yani bu toplumda, bu dönemde kredisiz yaşanır mı? Kredisiz hayat olmaz. Hayatın mutluluğuna erişemezsiniz e, diyor mesela. Veya bir başkası, Müslümanlar müzik dinlemediğinden dolayı e, biz haram olarak bakıyoruz, adam diyor ki nasıl yani diyor, müzik ruhun gıdasıdır. Sen onu dinlemezsen nasıl hayatına devam edeceksin, olur mu diyor öyle şey. Yani müzik dinlemen gerekir. Müzik dinlemeyenleri garipsiyor. Oysa Allah Resulü Vesselam müziği dinleyen, müziği işte aletlerini serbestleştiren bunu kullanan insanlara lanet ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ne olmuş oldu? Çünkü bu artık o günahı işleye işleye o günah sanki meşru bir amelmiş gibi, yapılması gereken bir şeymiş gibi görür, yapmayanları da kınamaya başlamış olur. Onun için bu buradaki sabır çok önemli gerçekten. Buradaki azim, ortaya koyacağımız çaba gerçekten çok önemli. Burada başarılı olursak hayatımızda inşallah e, günahlar konusunu konusunda daha asgariye, daha az seviye indirmiş oluruz. Yoksa zaten hepimiz günaha meyilliyiz. Mutlaka hatamız, eksiğimiz olacak. Her doğru yoldan çıktığımızda, batıl olan yollara saptığımızda, her sayfamızı kirlettiğimiz, kalbimizi kirlettiğimiz süreçlerde, dönemlerde Allah Azze ve Celle'nin rahim sıfatına yapışacağız, rahman sıfatına yapışacağız, gafur sıfatına yapışacağız. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemiş olacağız. Son olaraktan tövbenin bir şartı olarak şunu da zikredebiliriz. Ee, tövbenin e, vakti de önemlidir. Yani biz tövbeyi ne zaman yapıyoruz? Kastımız şudur. İnsan tam böyle ölüm kendisine geldiği, ölüm sekaratında artık öldü denecek şekilde geldiği tam o süre zarfında tövbe etmesi ona hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü öleceğinden dolayı tövbe ediyor. Yoksa Allah'tan korktuğundan, günahtan pişman olduğundan dolayı değildir hayata devam etse, ölümle karşı karşıya kalmasa o günahtan bir pişmanlık duymayacak. O günahı işlemeye devam etmiş olacak. Onun için kişinin son dakikada yani öldüğü an, öleceği anda kişinin günahlarından bağışlanma dilemesi ona hiçbir fayda vermeyecektir. Öncesinde kişinin ne yapması gerekir? Öncesinde kişinin günahlardan bağışlanması dilemesi gerekir. Buna Firavun'u örnek verebiliriz. Firavun Musa aleyhisselamla mücadele etti, etti. Birçok zulmü yaptı, onlara dinini yaşama hakkı tanımadı ve bun bununla alakalı zulümde bulundu. En son işte Musa aleyhisselam kendi e, ordusuyla, ashabıyla birlikte denizi geçince Firavun da denizin ortasında kaldı, suyların içerisine girdi. İşte dedi ki ben Musa'nın Rabbine iman ediyorum dedi ama bu söz boş bir söz oldu. Hiçbir faydası olmayan söz olmuş oldu. Allah muhafaza Bizler de bu duruma düşmemeliyiz. Zamanında tövbe etmeliyiz. Yani tövbeyi ertelememeliyiz aslında. Çünkü her an ölümle karşı karşıya gelebiliriz. Şu an hali hazırda ne yapmış oluruz? Hali hazırda tövbe etmeliyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde bize şunu söylüyor. Tövbeyi geciktiren veya tövbe etmeyi terk eden insanların aslında zalim olduğundan bahsediyor. Rabbimiz Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim de tövbe etmezse, bunlar zalimlerin ta kendileridir. Kim de tövbe etmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir. Tövbe etmeyen insanlar gerçekten öyle. Hem dünyada kendi nefislerine zulmederler, günahın cezası ile karşı karşıya kalırlar, azabıyla ile karşı, karşı karşıya kalırlar. Hem de ahiretini heder ederler. Orada yine kendilerine zulmetmiş olurlar. Cennet gibi büyük nimetlerin çok nimetlerin içerisinde olmak varken, güzel nimetlerin içerisinde olmak varken e, azabın içerisinde yer alır, ateşe girer, cehenneme girer. Bu da insan için bir hüsrandır e, zaten. Bundan dolayı tövbe, tövbe konusunda acele etmeliyiz. Erken bir zamanda tövbe etmeliyiz diyelim. Allah Azze ve Celle bizi tövbeden eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere günahlarımızla muamele etmesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele e, etsin. Allah Azze ve Celle bildiğimiz, bilmediğimiz, gizlide veya açıkta yaptığımız bütün günahlarımızı bağışlasın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.